Defined region, bölgelerin tanımlanması. İşte böyle bir parçada bu bölüm çok önemli arkadaşlar. Parçada lokma bölgeleri var değil mi? Var. Üst kısımda mesela şurada olabilir lokmalar. Ama beni asıl düşündüren alt kısım. Şimdi baktığınız zaman undefined face, yani tanımlanamamış yüzey yok. Cavity olarak 99, core erkek olarak 156 tane yüzey var. Daha önce ben burada uygulamasını yapmıştım arkadaşlar. Şimdi sizden de yapmanızı isteyeceğim. Lokma çıkartacağız burada. Hazır ayırırken mesela şu bölgeyi lokma olarak çıkartacağım ben. Şunun içini. Ne yapıyorsunuz? Şuraya gelip bir isim veriyorsunuz. Enter'a bastım. Yapmam gereken işlem, lokma 1'de bakın kaç tane yüzey varmış? 0. Dedim ki bu yüzey. Hatta şu yüzeyler, adjacent phase'i seçtim. Alakalı yüzeyler. Komple şu bölüm normalde işaretlenir. Create region ve create parting'lense ama işaretlemiyorum. Bu bölüm işaretlenmeden apply diyorsunuz ve lokma bir bölgesi tıpkı core ve cavity'deki sembolünü alıyor. Artık orayı lokma bir olarak çıkaracak. Ama her zaman arkadaşlar bu kadar basit gelmez geometri. Mesela şurası da lokma 2. Bunu da konuşacağız. Lokma 2'de de şöyle yapıyorum. Karşıdan bakıp tüm yüzeyleri seçiyorum. İç yüzeyler. Hatta şu dışı da dahil. Bölge şu an kırmızı olan bölge arkadaşlar. Hepsini seçiyorsunuz. Doğrudan apply diyorum. Bir bölgeyi daha yaratmış olduk. Bir bölgeyi daha oluşturduk. Yani burada her bölge tek tek tanımlanabilir arkadaşlar. Biraz önce benim size garanti olarak gösterdiğim yöntem önce ismi verip bölgeye sonra seçim yapmaktı. Ama karıştırdınız seçim yapmayı. Gelip buradan şey olabilir. Yani önce bölgelerin hepsini seçersiniz. Ardından gelip buraya lokma 3 ismini verip onaylarsınız. Apply dediğiniz olur. Bu da bir yöntemdir. Bunda şurayı da seçmek gerekiyor. Yok. Tabi. Siz orayı da eklemek istersen. Olabilir abi. Mesela lokma 3'ten orayı eklediniz ya. Kaldırmak istiyorum. Ne yaparsınız? Lokma 3'e geliriz. Lokma 3'e gelirsin. Shift ile bunu kaldırırsın. Apply dersin. Ama undefined phases olur. Yani o yüzeyi artık nereye vereceksin? O zaman gelip kurar erkek core'u seçeceğiz. Core region'a tıklayıp bunu seçersen abi. Evet, olur. Erkeğe gider.
Yani burada parçanın kaç tane yüzeyi var? Atıyorum 100 tane yüzeyi var. O 100 tane yüzeyi paylaştıracaksın. Erkeğe, dişiye, lokmaya, maçaya. Ama sonuç her zaman kalıba ayırabilmek için 0 olacak. Undefined base'de.